Herkese merhaba. TR Extended İstanbul Edition çıktı biliyorsunuz 17 Aralık'ta. O akşam bir yayın yapmıştık ama ben baya bir yorgundum ya. Biraz enerjim düşüktü o yayında. Şimdi Ambar Limanı'na gideceğiz. Onun öncesinde bir siteyi tekrar göstereyim. Nereden indiriliyor ona bir bakalım. Yani direkt buradan indirebilirsiniz. Direkt sunucudan indirebiliyorsunuz zaten. Ya da orada inmezse mesela bu sunucudan. Diğer alternatif sunucular var. Burada indirirsiniz. Promos Connection dosyası var burada yine. Onunla kullanmak isterseniz, Promos'la kullanmak isterseniz 2 50 bir sürümüyle. Bunu indirip kurabiliyorsunuz. Yine burada mod öncesinin kurulum sırası, Promos'ta kurulum sırası falan var bunlar. Yani her şey, gereken her şey yazıyor burada. Zaten tüm harita DLC gerekiyor. Uyumsuz diyenler harita eksiktir. Muhtemelen DLC eksiktir. O yüzden uyumsuz diyordur. Sürüm zaten 1.9, yani son sürümde, güncel sürümde çalışıyor. Sıkıntı yok yani o konuda. TRX haritasındaki Ambar Limanı şirket olarak Terminal Container olarak geliyor. Yani buradan iş alabiliyorsunuz. Tabi tercih edilen iş mesafesini daha kısa tutarsanız İstanbul içerisinde iş alabilirsiniz ya da daha kısa yerleri. Çünkü öteki türlü daha uzak yerleri verir size. İstanbul büyük olsa da, kilometrelerce yol olsa da yani yine vermiyor normal sıralamada. Böyle yaparsanız daha mantıklı olur. Ben bir tane iş alayım şimdi. Tekirdağ'a götüreceğiz. Adımköy Beylikdüzü bağlantısına tekrar geçeceğiz. Şimdi geri gideceğiz oradan. Normalde buradan geri dönmemiz gerekiyordu belli bir yerden sonra. Şuradan. Şimdi buradan ne diyor bize? Yani solda kalmamız gerekiyor. Esenyurt, Silivri, Gürpınar, Beylikdüzü buradan devam edeceğiz. Niye Eren'e premium derseniz Evren'in sesi var çünkü burada, o yüzden. Bunu da oynuyorum. Dün gece de oynamıştım. Şu yolu seviyorum ya. Eğimi falan da böyle yapılmış. Güzel oluyor. Ambarlı limanı görüyorsunuz. Yönlendirmeler var. Yakuplu Mahallesi var sanırım orada. Dolum testine gitmiyoruz tabi. Ya buraları yapıldı işte. Şimdi sağdan direkt giriyoruz. Bir diğer giriş zaten o diğer yoldan. Şuradan, şu sol taraftan. Şimdi buradan zorunlu güzergah diyor. Yakuplu Marmara Mahallesi diyor. Sağ taraftan girerseniz yakıt istasyonu var. Oraya çıkabiliyorsunuz. Yani İstanbul'da böyle yerler çoktur biliyorsunuz. Ağır tonajlı araçlar giremiyor da hani girelim biz. Bir girelim.
Böyle ufak tefek bir sürü levha var ve onlar zaten daha iyi olmasını sağlıyor ortamın. Bu yol ve bu yol ve limanın olduğu kısım birebir ölçekte yapılmış. Yani Selim burada son olarak işte yapılan yerlerden birisi burası. Selim'in ustalık eseri oldu. Çünkü önce ben de mesela buraları gördüğümüzde paylaştığında Discord'da falan burada yavaş yavaş yapmaya başlamıştı. Yani şaşırmıştık çünkü ilk yapılan hali böyle değildi. Daha sonra çok değiştirildi. O yüzden şu an birebir liman olayını burada görebiliyorsunuz. Burada yine bir tır parkı var. Bu kısımların böyle düşürülmesi yapılması falan. Normal dümdüz yol yerine o neyse oradan çıkan yol yerine böyle bir şey yapması acayip iyi oldu. Buraya lokanta falan eklendi. Şu an tır parkı eklendi. Buraya girip durabiliyorsunuz. Gerçekten. Yani Google'dan biliyorsunuz bunlar bakılıyor ve ona göre yapılıyor. Ya baksan da aslında yine kişi biliyorsunuz tercihler sonucunda kendi kafasına göre farklı şeyler yapabilir. Ama burada birebir Ambarlı yolunu ve işte limanını görebiliyorsunuz. Kumport'a gidiyoruz biz aslında burada. Harika oldu ya. Şu an ETS2'de yani ne bileyim bence en iyi yerlerden birisi liman olarak. İstanbul'da bu eksik de yine Kumport'un binası falan burada bir yol var. Oraya gideriz dönüşte. Etrafının böyle şey uygun şekilde hazırlanması yani bu çevre tasarımı önemli bir de. Ambar limanı port orada hemen yazıyor. Çıkışı mesela buradan yapıyorsunuz. Size oradan gösteriyor navigasyon. Hatta yapay zeka da dolaşabiliyor liman içerisinde. Buradan çıkıyor. Sonra yayında bakmıştık buna çıkış akşamı. Etraftaki depolar, konteyner depolama yerleri yani böyle güzellikler de var. Yani trafik işaretleri böyle yani yolda olan, gerçekte olan şeylerin eklenmesi acayip oldu. Yani buraya gidin bakın şimdi Google'da Street View özelliğiyle bakın inceleyin. Aynısı olacak. Ben de Discord'da bu görüntüyü görünce şaşırmıştım. Yani çünkü ateşle oynandı biraz. Sonra görüntüler falan çekildi özellikle. Şey, Etrix görüntüleri falan çekti. Ya insan şey yapıyor. Şimdi paylaşacaksın ama çok böyle iyi olmuş ve sanki böyle DLC'de ya da hani güncellemeli ambar limanı eklenmiş gibi olmuş. İnsanlar şaşıracaklar, mod olduğuna inanmayacaklar falan demiştim. Ya yani şuralının böyle düşünmesi işte. Yani bir liman ortamında ne varsa burada onu görebiliyorsun. Şu kısmı da yapmışlar mesela işte yani şuraları, park yerleri, şu konteynerler falan var orada, ofisler, ufak tefek şeyler var. Liman tesislerinin genel binası var burada. Bunu birkaç tane binadan birleştirip gerçeğini benzetmişlerdi. Burada Atatürk'ün silüeti var. Ondan sonra burada devam etmiyor tabii yol. Çünkü devam ederse öteki tarafta Silivri'yi göreceğiz, TÜYAP'ı falan göreceğiz. Orada sıkıntı olacak, yer yok. Ama buraları da yani manzarada bulunuyor sonuçta, görüyorsunuz. Burada Markport var. Biz böyle sola dönüyoruz. Ya da işte neyse solda kalmayalım, devam edelim. Şimdi hani bu yol dönüş de mesela çok iyi, burası çok iyi. Şurada düşünen ayrıntı iyi. Mesela motosiklet park alanı falan diyor. Yani şimdi bunlar işte Levva tarafındaki ayrıntının bir sonucu. Bunlar hep düşünüldü, yapıldı. Şu sağ taraftan Ambarlı Trieste feribotuna binebiliyorsunuz. Orayı da yine göstereceğim şimdi. Onu da yaptılar güzel bir şekilde. Bandırma. Bandırma'ya da gidiyor Ambar'dan. Artık ikinci sürme. İkinci sürme Bandırma limanı olduğunda Ambarlı Bandırma arasında seferler başlayacak. Kumport. Başta işte normal bir liman yapılmıştı ama daha sonra işte tekrar her şey elden geçirildi. Bu gemileri böyle yakından görmek çok güzel oluyor açıkçası. Gemileri, ortamı falan. İşte bu Kumport emir modelleyip eklemişti. Daha dar bir girişi var açıkçası. Yapay zeka buradan geçiyor. Hatta geliyorlar birkaç tane araç. Onlar başka yere gidecek ama tır girebiliyor. Tetikleniyor zaten şu an herhalde bizi girdikten sonra. Evet, o tır geliyor. Böyle ortam falan acayip oldu ya. Normal oyunu kendi şirketi, özelleşme burada ama tasarım falan çok iyi. Mesela burada şimdi Tel Aviv var. İsrail'e Selanik'ten limanı bilip gidebilirsiniz. Daha uzak yerleri de alabiliyorsunuz elbet. 61 saatlik bir şey var, süresi var onun. O yine geç kalmıyorsun aslında, gidiyorsunuz da. Nerede iş ya? Şöyle bir girelim bakalım nerede bu iş? Heh, şurada. Yalnız o sağ taraftaki yol keşfedilmiyor, evet onu fark ettiler, o düzeltilir ya. Tabii böyle ben rastgele girdim, şey yaptım ama böyle değil gerçekten. Manzarayı da görüyorsunuz tabii arkada.
İstanbul'u görebiliyorsunuz en azından. Liman çok güzel oldu yani, herkese eline sağlık. Selim çok kastı burada. Ya bunu mesela sadece tek bir şey olarak bile çıkarsanız, mod olarak da çıkarsanız, Ambar Liman eklentisi olarak çok harika durur. O yüzden işte kapsadığı alan bakımından birebir ölçekte diyoruz. Abartı değil, ben bunu kendi kafamdan uydurmuyorum. Selim'e de sordum, Bona'ya da sordum. Çünkü böyle. Kapsadığı alan bakımından şu an gerçekten böyle duruyor. Bak 112 kilometre var şu an. Silivri'den geçeceğiz Tekirdağ'a. Yani harika oldu ya gerçekten. Şuraya eklendi. Şimdi SCS yapabilir miydi burayı? Ya İstanbul'a geliyorsun, denizi görmüyorsun. Çok acayip bir durum. Selçuk abi biliyorsunuz hani zaten bunu çok istiyordu. Hatta başta Ambar Limanı yoktu. Daha sonra işte yayın yapmışmıyorsun Selçuk abi. O arada işte harita falan göstermiş vesaire. Ondan sonra işte yapmak istediler ve yapıldı. Güzel bir şekilde yapıldı. Yani ben böyle olmasa çok şaşırdım. Çünkü çok iyi oldu. Neyse onu yaptılar. SCS bile bazı nokta belki de yapmazdı açıkçası. Yani atlayabilirdi. Sonuçta şey değil ama işte Türklerin yapması, Türkiye'den birinin yapması bambaşka oluyor. Neyse o yerine burası yapılabilir miydi? Ya yapılabilirdi ya. Zaten aynı yere gidiyorsun, aynı bölgeye gidiyorsun aşağı yukarı. Niye SCS yapmadı bilmiyorum. Yani bu İstanbul'la çok uğraşmaları herhalde. Hani artık tamam değil yani, şey yapılmasın. Öyle yapalım demişlerdir herhalde, bilmiyorum. Hani büyük bir eksiklikti ya gerçekten. Hani yapılabilirdi gerçekten. Biz tamam şu an denizde mesela duruyor şu yol. Ama yapılabilirdi yine. Bak şuraya kadar, şuraya kadar şu an bak sıradaki noktaya kadar 4 kilometre diyor. Tabii çıkış yolundan. Eğer bunu da böyle seçerseniz tabii 5 kilometre falan oluyor sanırım. Şu 2 numaralı şeye kadar. Hani şu giriş yolunda biz duruyoruz ya zaten burada. Şimdi buradan çıkalım. Soldan verecek bizi. Ya ben çok sevdim burayı. Gerçekten çok çok iyi oldu ya. Ya bu manzara, bu gemileri böyle görmek, bu vinçleri böyle görmek inanılmaz iyi oldu ya. Yani buraya sürekli gelmek istiyorsunuz ve burada bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Tabii yani şimdi geliş yollarında farklı rampalar, farklı yollar olmayabilir ama ya sonuçta sığdırılamaz. Yani mutlaka yazın yani, eğer burada işte çalışan varsa, giden gelen varsa, bilen varsa, yazmışlardı hatta birkaç kişi. Yazın çünkü çok güzel oldu. Bu yani geldiğimiz noktada Türk oyuncu topluluğu bence bunu hak ediyor. Yani böyle bir yeri hak ediyordu. Bu dolaşıyor şimdi limanda. Dönüyor böyle konteyner arasında. Buradan çıkıyor. Beraber çıkacağız şimdi bunlar. Şurada yanda bir yol var. Burada bir işte birkaç kişi çektim. Şurada varil falan yanıyor. Öyle yan yol yapmış. Kapatmadı. Hani kapatma dedim, hani açık kalsın böyle gidelim filan. Bunları yani kimse demiyor. Sen şunu şöyle koy, burayı böyle yap demiyor abi. Yani Selim bunları gördü ve hani yaptı yani, hani yapmasa da olurdu ya. Bir ufak bir kısım da olabilirdi yani ama çok yani güzel bir şekilde liman hissiyatını burada veriyor bize. Gerçekçi liman hissiyatı falan diyormuşum. Şu çıkış yeri, buradan beraber çıkıyoruz. Sonra işte insan tabii ister bunu multiplayer'da oynamak. Baksana ya, şurası aynı. Ben yani o gün paylaşıldığına baktım. Yani bakıyorum ulan aynı yerler yani. Kasmış yani benzesin diye yollar. Burada yine donum testini görebiliyorsunuz. Yani görülsün abi ya da başka bir yer görülsün. Yani umurumda bile değil yani, biliyor musun? Burası olmasaydı eksik olacaktı ya. Ayrıca öyle bir önem kazandırıyor ki yani, ekstradan şeyler katıyor yani. Kuzey Marmara Otoyolu başka, dün akşam orada çok güzel oynadım. İstanbul Havalimanı başka, eklenen yerler başka. Bağlantı yolları falan, Anadolu Ekspresi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Ama bu da gelince var ya, İstanbul tamam diyorsun hani, olmuş diyorsun. Liman var, en azından limanı görüyoruz. Çünkü lan şey değil ki bu, uçak simülasyonu değil ki, tır simülasyonu. Bank eklemiş buraya. Bank yoktu lan ya sanki ya daha önce. Ya ben seviyorum bu gemilerle olan yerleri, o yüzden güzel oldu yani. Şimdi böyle bir inceleyelim isterseniz ama yani hızlı bir şekilde gideceğim.
Böyle bir fotoğraf vardı biliyorsunuz. Etkisi çekmişti. Buradan bu Ambar Liman Tesisleri binasından böyle limanı görebiliyordunuz arka planda. Çok iyiydi gerçekten ya. Şuraya girebilirsiniz ya. Şu yan taraftan giriş açık, orada kapatmadılar. Güzel oldu. Peki promos bağlısı nasıl çalışıyor şu an? Buradan gideceksiniz abicim. Buradan aldığınızda işinizi gidiyorsunuz. Şu sağ tarafa giriyorsunuz. Selçuk abinin de tabii sizi tanıyalı pek olunca böyle gerçek firmalar falan hoş oluyor. Buradan giriyorsunuz. İki tane yer var zaten. Farları söndür, iş lambaları yak diyor size. Ay bunları yapıyorlar. Düşündüler, yaptılar. Yani benim aklıma gelmez bunu yapmak. Böyle gidiyoruz. Promosa tabii connection dosyası şu an yüklü ve sıralaması da düzgün bir şekilde yapıldı. Harita kaymıyor. Kayanlarda sıkıntı varsa zaten sıralama yanlıştır. Buradan Trieste'ye 10.000 lira istiyor. 11.000 lira istiyor. 61 saat sürecekmiş. Böyle görüyorsunuz. Gidelim. Şimdi Trieste'ye geldik, yani böyle çıkıyorsunuz buradan, yine geri gidebilirsiniz. Buradan beni tabii geri veriyor şu an. Buradan farklı yerlere gidebilirsiniz. Geldik buraya. Şimdi mesela bu ilk yapılan limanlarda aslında çok büyüktü bu ilk geldiğinde. Tabii bu bölge çok büyük. Harbiden çok büyük gerçekten. Ama tabii yani şimdi ayrıntılı işçilik yok. O zaman öyleydi. Ama mesela Port of Gdansk var yukarıda, Danzig. Orası daha sonra gelmiş biliyorsunuz. Orası daha iyi oldu. Çünkü sonradan yapıldı. Ve ambardayız. Şuradan çıkmam gerek. Yoksa öteki türlü oradan çıkamıyoruz. Açılmıyor zaten bariyer. Buradan çıkmamız gerekiyor. Yağmur da başladı. Tabii iş iptal oldu. Bizim yalan oldu. Böyle çıkabiliyorsunuz. Artık sola mı sağ mı nereye gitmek isterseniz girebilirsiniz. Geceleri böyle oluyor ambar limanı. Yani ışıklandırması gayet düzgün bir şekilde yapılmış. Bazı grafik modlarında ışıklandırma olmuyor. Işıklar kapanabiliyor, karanlık olabiliyor. Ona dikkat edin yani, ben söyleyeyim. Ben yaşadım çünkü onu. Burada nereye gidiyor? Burada nereye gidiyor? Bandırma değil mi? İşte bandırmayı da burada açacaklar. Bandırmaya buradan bineceğiz. İkinci sürümde artık. Görüşmek üzere. Çok güzel bir liman oldu. Ambar limanı. Bence gerçekteki ne aşırı benzedi ve yani bilmiyorum, şimdi Bona'nın da Selim'in de uzun böyle modlama geçmişleri yok. Bunlar sıfırdan başlandı, yapıldı, öğrenildi. O yüzden burası ustalık eseri oldu. Yani bu kadar şey düşünmek, hazırlamak, eklemek takdir hak ediyor ve ben şu an gurur duyacağımız bir yer var burada. Harita kısmı var, bölümü var. Bir kaza oldu burada. Olabilir. Bu kavşaklarda. Görüşmek üzere. Video açıklamasında tr-exant.com'dan indirebilirsiniz harita modunu. Tüm DLC'ler gerekiyor, harita DLC'leri. Devam edecek videolar ve haritanın diğer sürümleri. Planlar yapılıyor, güzel şeyler planlanıyor. Onları zamanı geldiğinde öğrenirsiniz. Düzeltme sürümü olacak. Birkaç tane hata var, bug var, onlar düzeltecek. Birkaç yerde drop oluyor. Bazen olmuyor, bazen oluyor, bilmiyorum. Ama bir bakacaklar önümüzdeki hafta sonu, belki ona işte bir düzeltme sürümü çıkar yayınlanması için. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Mutlaka harita modunu arkadaşlarınıza tavsiye edin ya, bilmeyenlere söyleyin, hatta burada çalışan eden birine söyleyin, gösterin yani. Ya bu yapıldı ama bu karşılıksız yapıldı. En azından doğru kişiye ulaşması daha iyi olur. Buradaki limanı Gemport'ta, Bandırma'da, Alsancak'ta, Mersin'de, yani birçok yerde görebilirsiniz zamanı geldiğinde, sürüm ilerlediğinde. Ve yani tabii böyle olması için, daha da iyi olması için zaman gerekiyor bunları yapmak. Sanırım bir ay falan komple burada uğraşmıştı Selim. Öyle hatırlıyorum. Bir ay komple uğraşmıştı. Zaten o blok yazısından önce ambar limanı bitmişti. Görüntüler çekilmişti, öyle paylaşmıştık. Görüşmek üzere, hoşçakalın.